Şimdi de arkadaşlar ekinoks tarihlerini inceleyelim. E, baktığımız zaman 21 Mart durumu e, birinci durumumuz. 21 Mart tarihinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açılarla gelir. Öğle vakti ekvatorda ışık dik açıyla geldiği için gölge boyu sıfır olur. 21 Mart tarihi kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede ise sonbahar mevsimlerinin başladığı tarihtir. Bu tarihte aydınlanma çemberi Tam kutup noktalarından geçer ve bu nedenle tüm dünyada gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenir. Aynı boylamdaki noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Ki bu zaten gece ve gündüz süresinin birbirine eşit olduğunu gösteren bir durumdur. Baktığımız zaman 21 Mart tarihinde Türkiye, 21 Mart'ta arkadaşlar Türkiye'de e, bütün dünyada olduğu gibi gece ve gündüz süresinin eşit olduğunu görüyoruz. 21 Mart Türkiye'de ilk bahar döneminin başladığı tarihtir. Mart geldiği zaman Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'a kadar bahar dönemi devam eder. Aynı boylam üzerinde bulunan noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Baktığımız zaman işte Bafra ilçemiz ve Ceyhan ilçemizde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bu tarihten sonra güneş ışınları kuzey yarım küreye dik gelmeye başlar. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüz süresi gece süresinden daha uzun olmaya başlar. Güneş ışınları 0 derece olan ekvatora 90 derece açıyla gelir. Kuzeye ve güneye doğru gidildikçe her enlem geçildiğinde birer derece açıyla küçülme gösterir. Bu tarihte kuzey kutup noktasında 6 ay gündüz, güney kutup noktasında ise 6 ay gecenin başladığı tarih olarak karşımıza çıkar. Bir diğer ekinoks tarihi ise 23 Eylül durumudur. Güneş ışınları ekvatora öğle vakti dik açılarla gelir. Öğle vakti ekvatorda gölge boyu yine sıfır olur. Fakat Eylül'de kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi başlar. Bu tarihte aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer yine 21 Mart gibi ve tüm dünyada gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenir. Aynı boylamdaki noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bu tarihten sonra güneş ışınları Güney Yarımküre'ye dik açıyla gelmeye başlar. Bu tarihten sonra Güney Yarımküre'de gündüz süresi gece süresinden daha uzun olmaya başlar ve ışık yine ekvatora dik açıyla gelir fakat kuzeye ve güneye gidildikçe her enlem derecesine birer derece açıyla ışığın geliş açısı küçülür. Güney Kutup noktası 6 ay gündüz, Kuzey Kutup noktasındaysa 6 ay gecenin başladığı tarihtir. Yine bir örnek sorumuz var. Yukarıdaki haritada verilen merkezlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 23 Eylül günü güneş en erken Iğdır'da batar. En doğudaki ilimiz Iğdır olduğu için, doğu olduğu için dolayısıyla en erken orada doğar, en erken de orada batar. 21 Haziran günü gece ile gündüz süre farkının en az olduğu merkez Hatay'dır. E, tarih ne olursa olsun arkadaşlar Gece gündüz süre farkının en az olduğu yer Ekvator'a en yakın olan ilimiz Hatay'dır. 21 Mart günü Hatay'dan Samsun'a giden bir kişi gece süresinde bir değişim gözlemleyemez. Bu da doğru bir ifadedir. Tüm dünyada gece ve gündüz zaten eşit. 21 Aralık günü Hatay'da güneş Samsun'a göre daha geç doğar. 21 Aralık'ta Hatay en uzun gündüzü yaşayan ilimizdir. Dolayısıyla e, Samsun'a göre Güneş daha geç doğar ifadesi doğru bir ifade değil. Daha erken doğar, daha geç batar aynı boylamda bulunan noktalarda. Cevap D seçeneğidir. Çanakkale, Ankara ve Iğdır çizgisel hızları birbirine çok yakındır çünkü aynı enlem üzerinde yer alırlar. 23 Eylül tarihine bakıldığı zaman 23 Eylül tarihinde Türkiye'de sonbahar mevsimi başlar. Yine aynı boylamda bulunan noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Ve Türkiye'deki bütün illerde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. İster kuzeye ister güneye gidin gündüz süresinde veya gece süresinde bir değişim görülmez. Türkiye arkadaşlar bütün dünyada olduğu gibi 23 Eylül tarihinde gece ve gündüzü eşit yaşar. Müzik